Abi çok şıksın bugün. Oo, başa dönmüşüz. Evet. Başa döndük. Sıcaklar geldi, biz de başa geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi geldik evimize. Hoş geldiniz. Evi yıkıyordun. Çok güzel kapı ya. Efil efil oturuyorum diyorsun. Efil efil. Her an kalkıp yoga yapabilirsin gibi hissediyorum. Yok, rahat ya. Yoga. Serbest de buradaymış. Tabii oğlum. Yok. Beyler. Erdem'in her şey yolunda değil mi? Çok şükür. İyi gidiyor. Çok şükür kardeşim. Sen yokken burada bir sürü şey oldu dün. Onu da anlatırız sana. Anlamadım. Sen yokken neler oldu burada dün? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bana anlatayım mı kısaca? Başrol oyuncusu anlatsın. Şimdi başrol mü? Mehtap ve Melis yüzünden Dani ve Tankut bir tartışma yaşadı. Ben ondan bahsetmiyorum. Niye abi? Ben senden bahsediyorum. Gireceğim, bana da o konuya gireceğim. Bu evde yeni 5. çift üredi burada abi. İmza attılar deftere. Bir karar verin. Hadi canım. Haner. Sen onu anlatıyorsun, o seni anlatıyor. Erhan, pardon Erhan. Ne? Handercan. Handercan. Evet. Handercan mısın isminiz? Handercan. En son buna karar verdik abi. Handercan. Bir Handercan doğdu. Erhan oluyor, Erhan. Erhan da güzel. Ama dün sen bana Erhan dedin. Normalde ben de öyle biliyordum. Deftere de öyle yazdık. Erhan mı yazdınız deftere? Erhan yazdık. Erhan olsun oğlum, Erhan güzel. Neyse, Erhan kalsın o zaman. Hatta şey dedik, abi okuyan şimdi diyecek ki burada Erhan diye birisi vardı, herhalde o yazdı. Anlaşılsın diye altına da isimlerimizi yazdık. Altına da öyle yapsın. Öyle. Ercan da Erhan oldu artık. Aynen. İşte Erhan. Bir Erhan kardeşimiz daha oldu. Nasıl oldu? Ben onu anlamadım abi. Vallahi çok hızlı oldu. Hızlı oldu. Hızlı oldu. Hızlı olmasının sebebi de şu. Bir bildiğin varmış şimdi konuşuyordun. Çiftler tatile gidiyor, gezmeye gidiyor. Hadi ben de parayı da alabilirim. Baktın çiftler alacak parayı. Aynen. Ondan mı? Çok mantıklı. Çok hızlı geldi adam. Ben abi. Bana da öyle geldi abi. Arap atı gibi. Biz oturduğumuzda en son kız diyordu ki Ercan benim kardeşim, kankam. Evet. İşler kankalıkta başlıyor değil mi? Nasıl olsun? Kankalı yaşamadınız bile yani. Tamam, bir gün işte sonra hemen ilişkiye başladınız. Düşün yani, bak şöyle bir şey oldu. Sevgili yani oldunuz. İşin esprisi bir yana hızlı başlamasını ben de biraz şaşırdım. Ama bunun altında yatan çok mantıklı bir sebep var. Gitmek istediğiniz yer mi? Nereye gitmek yok istiyorsunuz? Yok abi, o değil mevzu. Duygular mı çok? Yok, annesiyle telefon görüşmesi yapmış. Hande annesiyle konuşmuş, benim aklımda sağ olsun iyi şeyler dile getirmiş. Daha sonra ben de annesiyle kısa bir telefon görüşmesi yaptım. Allah anne, annesinin de rızasını aldım. Kaleyi içten fethettin yani. Vay. Yarın da nikah memurunu getir, nikaha basar. Bu sezon evlenirler gibine gidersin. 3 gün de boşanırsın. Yaver geldi. Aa, Yaver kim ki? Yaver kim? Yaver kim? Yaver kim? Aleykümselam, hoş geldik. Aleykümselam. Eser. Yaver Ercan. Kim ki? Yaver kim? Hoş geldiniz Kral Bey. Hoş bulduk. Hande'nin annesinin de bu konuda biraz şey var, etkisi. Hande annesiyle görüştü. O da sağ olsun benim aklımda iyi şeyler dile getirmiş Hande'ye. Daha sonra ben de kısa bir telefon görüşmesi yaptım annesiyle. Yani annesinin de rızasını aldığımız için aslında biraz daha hızlı oldu. Zaten burada da belli bir kısıtlı süremiz var. Bir hafta 10 gün gibi bir süremiz kaldı. Fazla uzatma gerek yok abi. En azından içimizde de bir şeyler oldu. Dile döktük. Ama şöyle bir şey var benim anlamadığım. İçten fethedilmiş. Annesi Ercan'la başladı diye mi başlamış? Daha önce de uyanık geldi yani. Şey. Onda şey yok muydu yani? Gong'la beraber değil mi? Işık hızıyla. Gong çalıyor. Aynen, ben de onu sorguluyorum işte. Aileler tanışacak. Ertesi gün nikah, 3 gün sonra boşanmak. Şöyle bir şey arkadaşım. Bu konunun Gong'la ilgisi olsaydı... Allah göstermesin de. Yok, bu konunun Gong'la ilgisi olsaydı Gong çalmadan önce elenmemek adına yapabilirdik. Ama bizim böyle bir amacımız olmadığı için final yaklaştı. Yaptık. Ya final yaklaştı abi, finalde bizim ne işimiz var? Çiftler desteklemiyor. Ama sen şu gömleğini bir bağla da annesine, pardon, ayıp olmasın. Tabii karşımızdır. Çiftlere oy veriliyor biliyorsunuz. Yok abi, saygı duymak lazım, o da... Ya bizim oy gibi bir derdimiz olmadı. Saygı duyuyoruz da sadece zaten soruyoruz yani. Çok hızlı değil miydi abi, anlamadım. Valla çok hızlı. Şey diye bir de annesi aramış diyor. Hande ondan önce kardeşim diyordu. Annesi arayınca bir anda mı ısın derdi canım, anlamadım. Hande laf arasında kardeşimle geçirmiş olabilir. Ben onu duymadım, kendi kulağımdan açık konuşayım. Ya kardeşim öyle görür, ondan sonra hisleri değişir. Başka bir şey olur yani. Ya, ne var bunda? Yok, kardeşim dedi diye ağzınız babanız şey mı birleşti yani? Yanlış hatırlamıyorsam Apollo 13'tü değil mi? Aha, Apollo 13. Astronot. Yaklaşık bir aydır buradayız ve ben 3 haftadır Hande'yi tanımaya çalışıyorum. Aslında çok da hızlı olan bir durum yok ortada. Yani mantıksal olarak düşündüğünüz zaman ben 3 haftadır o kızla konuşuyorum. Kaç sefer görüştünüz Hande'yle?
Ya sen, yani senin burada, tarafından mantıksız olan bir taraf olmasa da Hande tarafından mantıksız olan bir taraf var kardeşim. Abi şunu unutuyorsun yalnız. Aşk kapıyı çaldığı zaman mantık dışarı çıkarmış. Aşk ne ara geldi? Aşk mı geldi ya? Var yani. O zaman mantığı niye söylüyorsun? Mantık var bunun ya. Mantık dışarı çıkar diyorsun. Mantık oluşturmaya çalışıyorsun. Bak Hande açısından derken. Abi iki gün önce kız demiyor muydu? Benim kimseye karşı bir isim yok. Ercan'a yok, Ali'ye yok. Ondan sonra tık birden Ercan dedi. Sonra Ercan tekrardan hani daha yoğunlaştırdı ilgisini. Acaba Ali de... Sonra ben bir dedemi ziyarete gittim. Her şey olmuş. Acaba Ali'ye bile yazmışlar abi. Ben takdir ediyorum. Oyunun üstüne Ali bir yeşil ışık yaksaydı Ali ile olur muydu acaba? Çünkü Dani ile yakın arkadaşlar. Ya, Dani'ye hoşlandığını söylüyor. Kralım bu konuları konuşmayalım artık. Ya bir de şey var şimdi özür dilerim. Tankut konuşabilirler. Problem yok kardeşim. Zaten herkes saygı çerçevesinde konuşuyor. Hiç sorun değil. Ali'ye oy olayında da isterseniz bir açıklık getireyim. Ben o gün anlatmak istemedim. Korumasını Ali'ye vermişti ya. Kraliçe olayında. Finalde de korumasını Ali'ye vermişti. Bunun sebebi de biz dışarıda bir tartışma yaşadık Hande ile telefonda. Beni kıskandırmak adına böyle bir şey yaptı. Ben buna adım gibi emindim. O da zaten sen şimdi onun ağzından konuşma. Sordum abi, konuştuk zaten. Böyle mi dedi? O mu söyledi böyle bir şey? Ben dedim bunlar yanlış anlaşıldı. Seni kıskandırmak adına yapmış. Evet, söyleyebilirsin. Öyle bir şey söyledi mi? Söyledi abi. Ercan'dan daha uyanığı varmış kanka. Dedim ki, onlar birbirine iyi buldular işte. Ben bunlar yanlış anlaşılmaya müsait konular. Ben dile getirmedim rahatsız olma diye. Yok güzeller ama. Rahatsız olma diye dile getirmedim dedim. O da yok dedi. Rahatsız olacağım bir durum yok dedi. İşin aslı o, istersen de anlatabilirsin. Ya bu Hande kanka yaptı. İyi anlaşıyoruz dedi. Arkadaşız dedi. Ben kendi kulaklarımla duydum. Sonra arkasından final yaklaştı. Bir şey oldu. Erhan yürüdü. Işık hızından hızlı bir ilişkiye başladılar. Bunlar bu hızla giderse haftaya cuma evlenirler. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bulmak.